Efendim Deşifre'de bu akşam kanser hastalığındaki farklı tedavi yaklaşımlarını konuşuyoruz. Onkolog Doktor Muzaffer Çavuşoğlu'nda son olarak söz kalmıştı. Hocam siz kanser hastalığı ilgili çok slogan haline gelen bir tümce vardır. Denir ki kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork. Evet. Siz buna karşısınız. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorsunuz. Nedir? Bu yaklaşık 50 yıl kadar önce kanserin lokal bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Ve tedavisinde de onun için birinci planda radikal cerrahiler mesela ne yapılırdı? Memeler, kadınlarda meme kanseri ise alınırdı. Peşinden o bölge ışınlanırdı. Kemoterapi diye bir şey yoktu ama daha sonra Fischer diye bir doktor çıktı. Bu görüşlerin yanlış olduğunu, kanserlerin sistemik bir hastalık olduğunu, dolayısıyla lokal kontrolla kontrol edilemeyeceğini kanıtladıktan sonra, ki bu ya bilim çevrelerince zaten bu bilinen bir gerçek. Yani geç kalmaktan kork. Yani yanlış bir şey. Yani geç kaldığınız zaman da kanserden iyileşebilirsiniz. Çok erken yakalandığınız zaman da ölebilirsiniz. Bütün hastalıklarda olduğu gibi. Mesela biraz önce arada konuşuyorduk. Meme kanseriyle ilgili birinci evre meme kanserinde vakaların %29.6'sında kemik iliğinde kanser hücrelerine rastlanmış. Ve radikal cerrahi girişimlerin yavaş yavaş işte tümerektomi, kadrenektomi yani palyatif cerrahilere dönme sebebi bu. Sistemik bir hastalık. Mesela sadece şeyle ilgili değil. Erken evrede yakaladığın zaman erken evreden kastedilen tümörün büyüklüğü ise o yanlış. Çoğu zaman herhangi bir tümör bir yerde 1-2 milimetre iken bir başka yerde metastazını yapar. Yani kanser hücreleri, vücutta iki hücre vardır. Bir kan hücresi, ikincisi kanser hücresi. Bunlar hareketli hücrelerdir ve bir yere bağlı olarak kalmazlar. Kanser hücreleri bazen bulundukları yerde lokal invazyon, çevreyi infiltre edebilir ama çoğu zaman primer tümör çıkmadan kanser yayılmıştır. Ve yayılma şekli şöyle değil mesela. Biz İstanbul'dayız. Ankara'ya gideceğiz değil mi? Benim coğrafyam zayıftır ama İstanbul'dan çıktın. Kanser hücresinin böyle bir davranışı yok. Nereye gidecek önce? Kocaeli. Sonra Adapazarı. Sonra Bolu. Sonra Kızılcahamam. Ama Ankara. Böyle bir sistemi yok kanser hücresinin yayılmasında. Kanser hücresi genetik... Bir anda Ankara'ya atlayabiliyor İstanbul'dan. Bir İstanbul'dan Ankara'ya gider, Ankara'dan Bolu'ya gelir, Bolu'dan Çankırı'ya gider, Çankırı'dan bilmem Şemdinli'ye gider. Neyse yani coğrafyam zayıf. Yani kanser hücrelerinin böyle bir özelliği yok. Zaten geçmiş yıllarda bize gelen vakaların neredeyse %30'a yakını primeri bilinmeyen tümör tabiriyle geliyordu. Ama erken evrede yakalanmış olması hastalığın yayılmadığı anlamına gelmez. Ya büyük bir mucizevi bir şey. Yani piyangoda büyük ikramiye çıkması gibi gerçekten de primer tümör nadiren yakalanır. Ama bu piyangodan büyük ikramiye çıkması gibi sistemik hastalık olduğu düşünülerek tedavi hesap edilir. Hocam buyurun. Mehmet Ali Bey, şimdi yine halkımızın yanlış anlamaması ve yanlış anlatılmaması için uyarı yapmak zorundayım ve doğru bilgileri aktarmak zorundayım. Kanserde erken teşhis ve geç teşhis diye bir bölüm var ve kanserin erken teşhis edilmesi daima avantajlı. Oradaki değerli meslektaşımızın söyledikleri bir silsile izliyor ama kendisinin 6 milyarlık dünya nüfusunun 45 milyar kısmının sinek sokmalarıyla nasıl öldüğünü bize anlatmasını sonra isteyeceğiz. Ben şimdi konuya devam 6 edeyim. 6 milyar değil zaten 7 milyar dünya burada, nüfusu. Evet, evet, evet efendim ama siz 45 milyar insanı sineklerden öldürdünüz. Bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yayınladığı bir yazı. Bugüne kadar şimdiki nüfus kastedilmiyor. Evet. Dünya kurulduğundan beri. Pardon, 7 milyar insan dünya nüfusunda varsa 45 milyar insan nasıl ölür? Yani dünya Allah'tan kurulduğundan bize, bugüne kadar yani insanlık ilk yaratıldığı günden bugüne kadar hepsi yaşıyor mu Allah aşkına? Efendim İnsanların ilk yaratıldığından bu yana kayıt sistemi yok beyefendiciğim. Tekrar hatırlatayım. Bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın söylediği bir şey. Benim uydurduğum bir şey değil. Şimdi erken teşhis çok önemli. Tabii ki önemli. Çok önemli ve erken teşhis edilen vakaların Mehmet Ali Bey, erken teşhis edilen vakaların aklına şüphe vermemek lazım. Yani kemik iliğinde de başka bir yerde de tümör olsa bile kemoterapiyle, adjuvan kemoterapiyle mutlaka halledilecektir ve erken yakalanan vakalarda daha az oranda ölüm oranları olacaktır ve başarı çok yüksek olacaktır. Diğer taraftan bakın tamam, ben bu zaten bunu, ama ben bunun aksini söylemiyorum yanayım. Ki. Adalet, ya hocanın anladığı yok. Kime bilgi vermeye çalışıyorsun?
anladım ben. Evet, evet. Burada tümörün memeden alınmadığı takdirde nüksedeceğini ve insanların nüks oranının artacağını halkımıza söylememiz lazım. O zaman yani bir şey okuyun siz. Erken meme tümöründe sıralama, erken, efendim sözümü kesmeyin lütfen. Ben sizi dinliyorum saygıyla. Hakkım gelince konuşuyorum efendim. Siz de söz alıp konuşabilirsiniz. Erken meme tümöründe özellikle öncelikle cerrahi başlar, ardından prosedüre göre prognostik kriterler, yani hastanın geleceğine ait kehanetler sağlanır ve ardından gerekirse adjuvan kemoterapi verilir, hormon tedavisi verilir ama gerekiyorsa araya radyoterapi sokulur. Eğer vaka geç bir vakaysa öncelikle kemoterapiyle başlanır, tümör biraz küçüldükten sonra cerrahiye gidilir, ardından kemoterapiyle ve hormon tedavisiyle devam edilir, radyoterapi de araya girebilir tekrar. Ama hasta metastatik bir vakaysa, çok geç kalmış bir vakaysa o zaman bu vakalarda direkt kemoterapiyle başlanır. Hatta memedeki yara veya tümör çok büyükse sonunda dönülüp tekrar oradaki tümör yerinde kalmasın ve tedaviye yardımcı olsun diye çıkarılır. Yani halkımızın şunu anlaması gerekiyor. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi hiçbiri birbirinden koparılamayacak ciddi branşlardır ve bütün kanser çalışmalarında ortaklaşa hareket ederler. Ben özellikle şuna üzülüyorum. Dünyanın en fazla gözüken kanseri meme kanseridir. Kadınların bir numaralı problemidir ve böyle önemli bir kanserde, dünyanın en sık kanserinde böyle yanlış mesajların verilmesi hem hastalarımızın moralini bozacaktır, buna dikkat etmemiz lazım, hem de tedavinin yönlendirilmesi açısından insanların aklına şüphe katacaktır. Bu konuda uyarıda bulunmak istedim. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkürler. Hayır, şimdi öyle bir şey ki Aytu Hoca herhalde buradan ses Ankara'ya gidene kadar değişiyor mu? Benim söylediğimi anlamadığı kesin. Erken evre tümör tedavisinin daha kolay olduğunu bilmek için doktor olmaya gerek yok ki. Bunu bakkal kasap da biliyor. Erken yakalandığınız herhangi bir şey de tabii ki daha kolay tedavi. Biraz ama anlatabilir miyim? Ama ileri erken evrede tedavi ediliyor yani, dediğiniz zaman ileri evrede tedavi tabii ki erken teşhis önemli. Her şeyin erkeni önemli. Benim kastettiğim o değil ki ama kanser sistemik bir hastalık. Mehmet Ali Bey özür dilerim. Mehmet Ali Bey demin önemli, erken teşhis önemli değil deniyordu. Hayır, öyle bir şey söylemedim ki ben. Yani erken teşhis demin. Erken teşhisteki bütün vakaların kurtulacağı, geç vakaların da öleceği fikri yanlış dedim. Kanser sistemik bir hastalık dedim. Şu andaki görüşler. Böyle bir fikir beyan edilmedi. Sevgili meslektaşım, bu yayından sonra banttan izlediğinizde biraz üzüleceksiniz. Hakikaten hocam 40, bakın hocam 40 yıldır dikkatiniz dağılıyor. Kusura 40 yıldır bu yüzyılın ikinci yarısından mesajlar alması lazım. İkinci yarısından itibaren kanser tedavisiyle ilgili eski görüşlerde büyük değişiklikler var. Neden var? Çünkü radikal cerrahilere rağmen hastalar bir kısmı kısa sürede metastaz gelişmiş. Peki, şimdi bir kısmı daha sonra az önce hastalar kaybedildiği için. Bir vatandaş diyor ki biz ölmüşüz, ağlayanımız yok. Doktorlar da aralarında anlaşamıyor. Biz ne yapalım diyor. Doktorlar tabii ki aralarında anlaşacak. Ben de hak veriyorum yani, vatandaşa. Bir dakika yeredik. Yani niye anlaşacağız? Biz buraya anlaşmak için mi geldik ya? Özür dilerim. Ama yani neticede kavga etmeye de gelmedik. Karşılıklı tamam da konsensüs. Hocam ama üslup olmamalı. Herkesin farklı görüşleri var. Konsensüs olmalı da. Hastalardan ama vatandaş doğru mudur bunu anlamak gözümde istiyor hocam. Evet, vatandaş anlamak doğruya ulaşmak istiyor. Üslup bu olmamalı. Karşılıklı konuşarak bu şekilde atışarak. Ama yanlış söylediğin değil. Hocam hala aynısını yapıyorsunuz. Lütfen siz de sıranız gelince, ben de sıram gelince, hocam da sırası gelince konuşsun ki vatandaş ne demek istediğimizi anlasın. Karşılıklı atışarak kimse bizim ne demek istediğimizi anlamıyor. Ben niye konuştum? Kitabınızda bir cümleniz var. Diyorsun ki kanser tedavisi soru işareti, kemoterapi tedavi mi, zehir mi? Evet. Aslında ben bunu konuştuk sorguyorum. Ama bence bunun altını tekrar bir doldurun çünkü bu aslında tartışmanın evet özünü oluşturuyor. Evet, yani özünü bu oluşturuyor. Modern tedavinin de aslında özü bu. Yani evet, kanserde gelinen son nokta bu. Belki daha gidecek nokta var ama İzin verirseniz bugün bir bunun uygulanan tedavi durumunu konuşalım. Evet. Ve bir meramımı anlatmak istiyorum. Ondan sonra da sevgili hocalarım ne söylemek isterlerse tabii ki söylediklerim hakkında konuşabilirler. Ama bu şekilde karşılıklı atışmak benim üslubum değil. Bunu da rahatsız edici buluyorum. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bizi dinleyen hiç kimse şu anda ne dediğimizi anlamıyor. Şimdi ben kemoterapinin hastayı tedavi edip etmediğini kitabımda sorguluyorum. Bir doktor olarak bunu sorguluyorum. Bir doktor olarak tıp eğitimi almış bir insan olarak bunu sorgulamaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Bunların hiçbirisi kutsal kitap değil, Allah kelamı değil. Dolayısıyla değişmez olarak kabul etmemek gerekir. Bilim zaten hiçbir şeyi değişmez olarak kabul etmez. Bilim her şeyin doğruluğunu sorgular. Bilim adamının da bir neden-sonuç ilişkisi kurmak gibi bir sorumluluğu vardır halka karşı. Kemoterapinin gerçekten tedavi edip etmediğini sorguluyorum. Her hastalıkta değil.
tekrarlıyorum. Ben gereksiz kemoterapiye itiraz ediyorum. Örneğin bir lökemi, bir AML, bir KML, bir Hodgkin, bir küçük hücreli akciğer sayada kemoterapinin gerekliliğini sorgulamıyorum. Hocalarım da bana katılacaktır. Ama öte taraftan kemoterapiyle ortalama yaşamı uzatmadığı belli olan kanser türlerinde, ki kanser bir tane hastalık değildir, pek çok hastalığın ortak ismi kanserdir. Ortalama yaşamı kemoterapinin uzatmadığı kanser türlerinde neden kemoterapinin uygulanmakta ısrar edildiğini sorguluyorum. Bütün dünyada gerçekten kemoterapiyi en aza indirmek için, sıfıra indirmek için ne yaparız diye çalışmalar yapılıyor. Az önce Ayto Hocam da söyledi. Hedefe terapi ya da immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemi terapileri uygulanıyor. Hedefe terapide işin daha çok başındayız. Yapacak çok şeyimiz var. Ama gelecek tedavisi gerçekten hedefe terapidir. Yani sağlam hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini yok etmeyi başarabilirsek, bu konuda iyi ajanlar geliştirilebilirse, o zaman kanser tedavisi gelecekte çok başka bir boyuta taşınacak. Gelelim immünoterapiye. Hı hı. Bağışıklık sistemi terapilerine. Benim savunduğum aslında bu terapilerdir. Hastalarıma da uyguladığım budur bitkisel terapilerle. Az önce Muzaffer Bey dedi ki kanserde bağışıklık sistemi yoktur. Vardır efendim. Kanserde bağışıklık sistemi vardır ve doğal bağışıklık sistemidir. Kazanmış doğal bağışıklık sistemi değil. Lütfen hocam bir şey kesmeyiniz. Lütfen ben bitireyim, ondan sonra cevap veriniz. Doğal bağışıklık sisteminde, vücutta bulunan bağışıklık sistemi, basitçe halkın anlayacağı şekilde anlatıyorum. Ben burada tabii ki zerdeçala kurkumin denildiğini biliyorum. Aytu Hocam az önce bunu söyledi ama ben halkın anlayacağı şekilde konuştuğum için bu programda evet, zerdeçal diyorum. Yoksa tabii ki ben de zerdeçala kurkumin dendiğini farkındayım. Bir sürü yayında okuyorum. Peki. Hocam müsaade ederse fitoterapi uzmanı olarak da epey yayın okudum kurkuminle ilgili, sülforofanla ilgili. Ama halkın anlayacağı dilde konuşuyoruz. Peki. Bağışıklık sistemi şöyle çalışır vücutta kanser hücrelerine karşı. Sizin vücudunuzda kanser her gün meydana gelir. Bugün bizi şu anda seyreden seyircilerin de vücudunda, benim de vücudumda, sizin de vücudunuzda, bu stüdyoda bulunan herkesin vücudunda şu anda kanser hücreleri meydana geliyor. Bunlar atipik hücrelerdir. Vücuttaki bağışıklık sistemi atipik hücreleri anında yakalayıp yok etmek üzere kurgulanmıştır. Bununla görevli hücreler vardır. Bu hücreler tıpkı bir bilgisayardaki virüs programı gibi her gün vücudu binlerce kez tararlar. Bu atipik kanser hücreleri meydana geldiğinde gördükleri yerde yakalarlar ve yok ederler. Böylece sizi kanser hastalığından korurlar. Dolayısıyla kanser hücrelerinin vücudunuzda meydana gelmesi sizin kanser hastası olduğunuzu göstermez. Kanser teşhisi ayrı bir şey, kanser hastası olmak ayrı bir şey. Kanser hücrelerini vücutta yakalayıp yok eden bir bağışıklık sistemi var ve bu bağışıklık sisteminin değişik elemanları var. Örneğin, bağırsaklarımız son 10 yıla kadar nedense eski doktorların çok ihmal ettiği, sadece sindirim ve dışkılama fonksiyonuna sahip olduğunu düşündükleri organlardı. Hatta onun için eski cerrahlar bağışıklık sistemiyle, bağırsaklarla ilgili, hatta apandisitle ilgili en ufak bir teşhis koyduklarında hemen bağırsaklara müdahale eder, keser biçerlerdi. Hatta bundan daha 8-10 yıl öncesine kadar cerrahlar başka bir sebepten dolayı batın ameliyatı yaptıklarında, örneğin sezaryen yapacak, apendektomi de yapar. Açmışken apandisitini de aldım diye bir de hastaya müjde verirdi. Bak ne güzel, seni kurtardım, ileride apandisit olmayacaksın diye. Yapılan çalışmalar gösterdi ki apandisiti alınan kişilerde, apendektomi yapılan kişilerde kolon seyağı, kolon kanseri riski artıyor. Bunun üzerine bu gereksiz apendektomilerden vazgeçildi. Yani orada sizin şu tırnak ucu olarak gördüğünüz, basit bir fazlalık gibi gördüğünüz apendiks aslında bizi kolon kanserinden koruyan, faydalı bakterileri üreten bir organmış. O küçücük organ. Hı hı. Faydalı bakteriler bizim bağırsaklarımızda bulunan bakterilerdir. Bunlar bizi hastalıklara karşı korurlar ve bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarıdırlar. Bunlar son derece önemlidir. Çünkü faydalı bakteriler ilk bariyeri oluşturur. Bizi zararlardan korurlar, kanserojen maddelerden korurlar, hastalık ajanlarından korurlar. Ve bu faydalı bakterilerin yapısının bozulması durumunda pek çok hastalığın meydana geldiği gösterildi, ispatlandı. Bugün Türkiye'deki tıp kitaplarında hala faydalı bakterilerden iki satır bahseder. Hı hı. Tıp öğrencileri hala faydalı bakterileri, yani probiyotikleri öğrenmeden mezun olur. Oysa bütün dünyada faydalı bakterilerle ilgili yüzlerce yayın çıkıyor. Ben iddia ediyorum 21. yüzyıl faydalı bakterilerin, probiyotiklerin yapısının bozulmasından kaynaklanan bir haksızlık yüzyıl. Var. Bu, cevap hakkı doğdu. Gıda endüstrisi aslında. Nasıl cevap hakkı hocam doğdu? Döneceğim daha size. Hocam bekler misiniz lütfen? Şimdi bugünün gıda teknolojisiyle aslında probiyotik gıdalar neredeyse ortadan kaldırılmış durumda. Çünkü raf ömrünü uzatmak için örneğin yoğurtta, ekmekte vesaire filan birçok gıdada probiyotik yapısı, bakteri yapısı tamamen ortadan kaldırılıyor. Evet. Bunu siz biliyorsunuz. Peki o halde vücudumuz bu bağışıklığı nasıl sağlayacak? İşte vücudumuzda bu bağışıklık son derece ciddi bir biçimde sarsılmaya başlandı. İşlenmiş gıdaların kullanılması, bu batı dünyasının sterilite takıntısı,
pastörizasyon takıntısı yüzünden biz faydalı bakterilerimizi kaybetmeye başladık. Son 70 yıldır antibiyotik kullanıyoruz. 70 sene öncesine kadar dünyada modern antibiyotikler yoktu. Bu modern antibiyotikleri 70 senedir kullanıyoruz ve kontrolsüz, bilinçsiz kullanılan antibiyotikler sebebiyle bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri kaybediyoruz. Kaybedelim ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Alerjiler oluyor faydalı bakterileri kaybettiğiniz zaman. Otoimmün hastalıklar, yani bağışıklık sisteminin bozulması sebebiyle bağışıklık sisteminin vücut dokularına saldırdığı hastalıklar meydana geliyor. Kanserlerin sayısında artış meydana geliyor. Niye? Çünkü bağırsaklar vücudun en büyük bağışıklık sistemi organıdır. Vücutta bulunan bağışıklık sistemi hücrelerinin %80'i bizzat bağırsaklarda bulunur. Bağırsaklar son derece önemlidir. Artık second brain, yani ikinci beyin olarak adlandırılırlar. Kendilerine sahip tamamen bağımsız çalışan bir enterik sinir sistemi, adını verdiğimiz sinir sistemine sahiptirler. Ve bağırsaklar son derece önemlidir. Gerek kanser hastalığında gerek diğer bütün hastalıklarda. Lütfen cümlenizi toparlayın. İkişer dakikan var. Diğer konuklara söyleyeceğim. Kapatacağız programı. Peki. Burada benim vurgulamak istediğim şu. Bağışıklık sistemi terapileri ağırlıklı olarak bitkisel tedavilerle yapılır. Kimyasal tıp bunu yapmak için interlökünler, stokinler, interferon gibi pek çok ilaç üretmiştir. Fakat bu ilaçların hepsi mucize ilaç olarak çıkmalarına rağmen kullanımda pek çok ciddi yan etkiler görülmüştür. İnsanların hayatını tehdit ettiği için bugün kullanımları son derece sınırlıdır. Oysa ki bitkisel tedavilerle bağışıklık sistemini güçlendirmek, desteklemek ve kanserden korunmak ve kanserleri tedavi etmek mümkündür. Bununla ilgili pek çok yayın var. Yayın soran tweetler gördüm az önce ekranda. Bir sürü yayın var. Dileyen herkes PubMed'e, bizim veri tabanımıza girip bunu tarayabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Ve ben şey yapayım. Hocam, sonra Ankara'ya verirsiniz. Ankara'ya bitirelim. Şimdi önce bir şeyi düzeltelim doktor bey. Atipi farklı bir şey. Kanser farklı bir şey. Kanser hücresi atipiktir ama her atipik hücre kanser değildir. Ben de aynısını söyledim hocam. Az önce. Atipik hücre dediğiniz için söylüyorum. Hayır, belki öyle düşünmüş söyledim. Olabilirsiniz. Yani. Hayır, ama söyledim. O çıktı. Atipik hücre kanser hücresi şimdi, değildir diye söyledim. Kanserlerin %20'si virüslere bağlı olarak meydana geliyor. %20'si bağışıklıkla ilgili konuşacağım. Ve şu anda dünyada 300 milyon hepatitli insan var. Bunların 250 bini her sene karaciğer kanserinden kaybediliyor. Sirozdan da kaybedileni var bilmiyorum. Şimdi hepatit aşılarıyla bu kanserleri önlemek mümkün. Yani bilimsel tıpla önlemek mümkün. Antibiyotiklerin zararları. Zaten hatalı kullanırsanız şu suyu da fazla içerseniz zarar. Doğru. Yani dünyanın ama tek bir maddeyle herhangi bir şeyi tedavi etmek mümkün değil. Vücudumuzda bir yere fayda sağlayan bir şey. Hocam lütfen bir toparlayın. Başka yere, son iki dakika var Ankara'ya döneceğim. Yani zarar, son cümleniz lütfen. Yani başka yere zarar verir. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Çok hastalar tarafından sorulduğu için arayan hastalar, telefonla arayanlar, ben de maalesef o yanlışlığı yapıp telefonda cevap veriyorum. Efendim işte biz doktora gittik, işte ameliyat olduk veya parça alındı, kanser lenfleri tutmuş. Ya bir iki cilt kanseri türü haricinde lenfleri tutmayan bir kanser türü yok. Çok ikaz ederek söyleyeceğim bir şey var. Hocam lütfen bağlayın. Cerrahide. Uçların, bağırsak kanseri olsun, bu mide kanseri olsun, ne kanser olursa olsun, cerrahi uçların temiz olması, çevre lenf nodlarının negatif olması kanserin yayılmadığı anlamına gelmez. Peki hocam. Yayılma, şimdi detay. Ankara'dan yine yanlış anlaşılır. Peki. Yayılma ihtimali daha düşüktür ama söylediğim gibi seyahatini yapar. Teşekkürler hocam. Bilimde güvenlik önemli. Nasıl uçağa biniyorsak o zaman kartal kanadına asılı uçarız. Aytu hocam sizinle kapanış yapacağız. İki dakikanız var lütfen toparlayın buyurun. Çok teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Ben yine tartışmaya girmeyeceğim. Halkıma büyük bir müjde vermek istiyorum. Bildiğim için söylüyorum. Türkiye'deki onkologların sayısı kayda değer bir biçimde çok ciddi bir şekilde artıyor. Ve onkolojide çok ciddi kaliteli eğitim yapılıyor. Ve hastaların erken teşhisinde ve hastaların tedavisinde çok ciddi gelişmeler anında uygulanıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da yapılan hangi tedavi varsa hemen hemen çok kısa sürede burada da uygulanmaya başlıyor. Baktık ki ilaçlar Türkiye'ye ithal edilemedi. Bu sefer hemen yurt dışındaki çalışmalara katılarak, bir takım çalışmalarda yer alarak, bütün ilaçları yurt dışı imkanlardan sağlayarak hastalarımızı erkenden çalışmalara katıyoruz. O nedenle Türkiye'nin onkoloji geleceği hakikaten iyiye gidiyor. Hastalarımıza bu müjdeyi vermek isterim. Bağışıklık konusuna gelince de bağışıklığın yer aldığı konulara tartışmayı çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Bütün kanserlerin çözümü bağışıklıkta değil. Sadece az bir oran.
Ben bu geceki bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütün vatandaşlarımıza çok iyi bilgiler vermişizdir, faydalı olmuşuzdur. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Hocam çok teşekkürler, çok değerli bilgiler verdiniz. Ben her üç değerli konuğuma da teşekkür ediyorum. Deşifrenin saati bu akşam bu kadar. Program bitti. Haftaya bir başka yayında karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.